Görüyorsun değil mi Özgür abi? Ölümlü dünya. Kimin ne zaman gideceği belli değil. Adam ağız açık gitti. Allah rahmet eylesin. O ağız açık gitti de sen ne olacaksın birader? Bence sen kendine bak. Adli tıp parçalarından Lego yapacak. Benim şu anda karımı ve ailemi katlettiler, rehin aldılar. Anlatabiliyor muyum? Yani üzerimde bir patlayıcı var yani. Ben senin kafana çok giremiyorum. Allah rızası için bir plan yapıyorum. Biraz sessiz ol, ne olur be. Peki abi, emrin olur abi, emrin olur. Abi parayı istediğin zamanında getirdim. Ya kusura bakma abi. Yani bu tamamıyla kişisel benim kendi hatalarım. Ya ben şeytana uydum abi. Öyle diyeyim dedim abi. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Çünkü evli baklı bir adamım abi. Ben bunu sineye çekmek istiyorum. Yani istediğin gibi 2 milyon burada duruyor abi. Sayıp bakabilirsiniz. Hepsi gerçek. Aramızda bir tatsızlık falan çıkmasın. Tat diye bağlayalım abi. Eyvallah Özgür kardeş, hoş geldin. Geç bir 5 dakika soluklan ya. Sağ ol, başka bir toplantım da var. İş ortağım abi, onunla beraber kaçacağız. Bir de yolda buzlanma var abi, biz ufak ufak gidelim. CD'ler buradaysa. Dedim abi kusura bakma. Ben hiç böyle olmasını istemiyordum. Sen güzel bir delikanlısın abi. Yani Şale ile Mertay da kusura bakmasın. Ya, tamamıyla kendi yaptıkları tezgahı benimmiş gibi sana anlattılar. Ben ona üzülüyorum. Bunu da sineye çekiyorum. O yüzden bir şey demiyorum abi. Eyvallah Özgür kardeş. Bak CD'ler burada, al emanetleri. Ben laptoptaki görüntüleri de komple siliyorum. Burada belge, melge hiçbir şey kalmıyor. Çok pardon abi. İş yerinden arıyorlar. Pardon. Alo. Tamam, bekleyin, geliyorum. Tamam. Abi görüşmek üzere. Yani gerçekten böyle karşılaşmayı istemezdim. Kusura bakma abi. Eyvallah, hakkını helal et. Şale'cim sen de, Mertacığım sen de. Eyvallah Özgür kardeş. Her zaman beklerim. O delikanlı kardeşlere de selamımı götür. Hayırlı işler abi. Görüyorsun değil mi Kaşar'ı? Nasıl ikilem yapıyor? Biz doğru adama eziyet etmişiz Mertay. Yeah. Reşat abi. Abi bokunu yiyeyim abi. İnan bana bak. Allah belamı versin, ben arabanın arkasında para olduğunu bilseydim yapmazdım böyle bir hareket. Ulan sizi bana düşmanlarım mı gönderdi lan? Bak bir kurarım benimle dalga geçiyorlar diye kendinizi uzayda bulursunuz. İlk Türk astronotu olarak tarihe geçersiniz. Paralar sağ salim yerinde duruyor değil mi? Abi yolda uygulama vardı. Altan abim de biliyor. O yüzden amcamın ofisi çok yakındı. Buraya getirdim, emanet ettim abi. Yani aslında sizin için çalıştım. Gözünü seveyim, şunundan kurtar beni. Allah'ını seversen. Allah rızası için Reşit abi. Hanımıma sarılayım. Başka hiçbir isteğim yok. Ben bir hata yaptım. Ne olur be. Bir olur tarafına ol. Gül gibi karım var. Diğerini bil. İt. Kuzuyu yanına al. Tamam amca. Ben ne olacağım abi? Sen susacaksın, burada eşek gibi bekleyeceksin. Duydun mu lan? Tamam abi. Nedim abi? Ne var? Birkaç arkadaş geldi abi, seni soruyor. Kim oğlum bunlar? Tanımıyorum abi. Mertay, sen paraları say, kasaya koy. Neymiş bu? Nedim hanginiz? Buyur benim canım. Özgür'ün amcası sen misin?
Ne amcası kardeş? Babasının kardeşi yani. Yanlış adres kardeş. Yanlış. Şu ilk karşılaşmamızda canımlı cicimli lafları biraz törpülesek ha? Maniküre mi geldin sen? Yıl boyunca çalış çabala dedin, plan yap. Sonunda geldiğimiz finale bak. İner misin, çıkar mısın? Nasıl bir bilmecenin içindeyim ya? Ne diyorsun lan sen? Siz benim paralarımı ortak mı çıkıyorsunuz lan? Abisini attılar. Ne oluyor lan? Hadi Özgür, kaç kaç. Çabuk kaç, kaç. Allah'ım. Manyaklar bunlar. Manyaklar. Ne yaptın lan sen? Yatın lan! Üzerimde ev yapımı bomba var. Vurun ulan bunları. Selamünaleyküm Feramuz abi. Aleykümselam Hasan, hoş geldin. Hoş bulduk abi, sıkıntı var, sıkıntı. Hayırdır? Sorma abi, başıma neler geldi abi. Dayak yedik, paramızı çaldılar, tekmelendik. İbneler bize bunu bırakıp gittiler abi. Üstündeki ne lan, bankamatik mi? Yok abi, saatli bomba. Nasıl saatli bomba lan, saati durmuş bunun. Yine paranın pis tarafını tuttuk galiba. Emniyet raporlarına göre Mertay ile Şale paraları alıp tüymüşler aga. Mertay doğma büyüme dolap dereliymiş. Şale ile de sevgili falan değilmiş. Sonradan öğrendik. Olayın içinde bir kişi daha varmış, fötür şapkalı. Ama emniyet hala izine ulaşamadı. Kayınpeder yemin etti, kesinlikle o parayı onlardan alacağım dedi. Biz de peşindeyiz ama hala bir haber yok. Durum devam ediyor. Hala iş güveyiz. Bir güzel haber şu. Cemile 2 aylık hamile. Babamı da sevindirdi bu haber. Gelelim tosunlara. Bizimkiler ağadan öyle bir dayak yediler ki 15 gün kaşıkla tedavi gördüler. Şahin akli dengesini kaybetti. Ganyotçu bir daha benimle çalışmamaya yemin etti. Tayfun da galiba yüzüme bakmaz. İyi ama suçlu ben değilim ki. Hayat hain, ne yapacaksın? Ama kendimizi affettirmek için bir şekil düşündük. Emlakçılıktan biriktirdiğim birkaç kuruş komisyon parası duruyordu köşede. Kayınpeder evden atarsa yeni bir ev kiralamak için bulunduruyordum. Helal para yani. Yıllardır Sabri abinin bir hayali vardı. Umre'ye gitmek. Nasipse ben o hayali gerçekleştirdim. Zamanında gidemedik. Zamanında gidemedik. Hayırlısı olsun. Ben 2 sefer gittim. Doyamadım. Klas adam. 2-3 kere davamıza geldi. Memnuniyetsizdi ama olsun. Ben Sabri abiyi sevdim be abi. Bugün bana işimle ilgili de bir kıyak yaptı. Sağ olsun. Yani diyeceğim şudur aga, kader, kaderden hiçbir şekilde kaçamazsın. Bizimki de yazgı, ne yapacaksın? Bundan sonra dua edeceğiz başımıza bir bela gelmesin diye.